Herkese yeni bir ETS'den selam arkadaşlar. Bugün ETS 2'de görmüş olduğunuz gibi DAF'lar var. Ama bizim kullandığımız her zaman standart şirket aracı Renault. Bugün fakat Renault'un D modelindeyiz. Renault D'leri var mı bilmiyorum. R modelleri falan var da. Bugün D modelindeyiz. İlginç bir dorsemiz var bugün. Şöyle dorse modumuz var. Bugün toymuk taşıyoruz. Daha doğrusu tahta taşıyoruz da. Kalaslar mı diyeyim, tahtalar mı diyeyim, ne diyorsanız artık işte. Yalnız sıkıntı şurada. Sıkıntı demeyeyim de. Olay şurada. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, sessiz olalım. Bir yanda tanklar, bir yanda polis araçları, jandarma araçları. Her yerde etrafımızı sarmış durumda bekleyen araçlar. Bayağı bir karışık yerlerdeyiz. Bugün jandarmanın olduğu bölgeden çıkacağım. Şöyle görmüş olduğunuz askerinin DAF'ı var. Hepsi DAF. Bizde de Renault var. Bugün Renault ile kalas taşıyacağız. Artık kalas, tahta, siz ne derseniz. Şeyde de yükte de Madera yazıyor. 33 tonluk bir yüküm var. Onları size göstermeden önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi aracımızı alacaksan mod bayisine erişim diyoruz. Moddan görmüş olduğunuz D modelleri var. 4 tane D modeli var. Buradan istediğinizi seçip alabilirsiniz. Ben şunu küçüğü seçeyim. Buradan yükseltip alçaltabiliyorsunuz. 3 tane şaselerimiz var. Alçaklık, yükseklik belirtiyor. Motor seçeneklerimiz var. 430 aldım ben. 12 vites retarderli, 6 vites yok. 12 vites retarderli, retardersiz var. Onun haricinde bir şey yok. Böyle boya paketlerimiz var. Kafanıza göre boya yapabilirsiniz. Bayağı bir slot seçeneği var. Bu slot sonra girmeyeceğim. Şöyle tepe reflektörü falan ekleyebiliyorsunuz işte. İçerisi şu şekilde geliyor. İçerisinde ekleme yapabilirsiniz. Slotlara fazla giriş yapmayacağım, bilginiz olsun. Dorsemiz de aynı şekilde. Dorse şu şekilde geliyor abi. Standart dorselerde geliyor. Şöyle Madera 14 metrelik gözüküyor. Bunun küçükleri var tabi. Şöyle 7 küsürlük. Zaten 7.92 yazıyor. Mesela 7.92, 1, 10 metre, 13 metre, bir de 14 metresi var. Ben en uzununu aldım. Burada toymuk taşıyacak şekilde de kullanabiliyorsunuz. Mesela burada ahşap panelleri koymuşlar. Veya şu şekilde toymukları kullanabiliyorsunuz. Ben bugün bunu kullanacağım. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Buna yük bulamadım. Yük bulsaydım daha güzel olacaktı da. Şu şekilde eklemeler ekleyebiliyorsunuz. Şuraya lastikler falan ekliyor. Kendi orijinal lastikleri şunlar. Bunlar gelirse değiştirin abi. Mesela şuradan lastiklere giriyorsunuz. Bu arada hem lastiği hem jantı değiştirmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde değiştirmeler yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hızlı bir şekilde geçiş yaptım diye düşünüyorum. Çay mı aldım yavru? Çayım da bu arada soğumuş ya. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz? Çok inanın bilmiyorum. Aracımız zaten hızı havalarını doldurdum. Şimdi bir çıkış yapalım. Haydi bismillah diyerekten. Şimdi 1 2 3 4 diye gidiyor. O yönü biraz kötü. Oradan döner herhalde. Ön aynadan gördüğünüz gibi 0'a 0 girdim. Tek dönüşte de döndüm diye düşünüyorum. Mu. Vallahi dönememişiz dostlar. Şimdi geri çıkma zamanı. Şekilde döndürebileceğim kadar döndüreceğim. Bu araya zaten zorla girdim. Zorla da çıkacağız gibi düşünüyorum. Şöyle
şekilde arkaya değdirmeden. Onu 33-10 nereden çıktı lan? 33 tonu döndürmek kolay olmuyor tabi. Şöyle yine genişten alabilirsem. Şöyle biraz girelim. Gel bakalım geri. Çay da ihmal etmiyorum ha. Bu kez olduğu gibi. Oha lan. Aynaya değmedim ama. Abla sen nereye geliyorsun? Gözünü yedi. Nereye geliyor? Allah Allah. Şimdi bura komple askerinin olduğu bölgeler olduğu için. Buradan bir çıkış alacağız dostlar. Bu arada dostlar gideceğimiz bölgeyi de şöyle ufaktan göstereyim. Şöyle yukarıya doğru çıkacağız. Şu virajların mirajların olduğu yerler var. Bakalım. Trafiği şöyle bir altı yapayım da. Yine aynı yerdeyiz. Erdal'la bulunduğum bölgelerde. Renault'un da bu modeli varmış. Eyvallah dayı. Mesela bu T modeli. Premium modelleri. Yolun ilerileri falan gerçekten güzel. Keyifli yollar. Ben de dedim burada oynayalım bari. Bugün ikinci videomu da burada çekeyim dedim. Ne oldu lan, her yerden Renault geliyor. Renault aldık diye. Bu şekilde de konular var. Benim buradaki köpekler olmazsa olmaz zaten. Bilenler biliyordur. Öyle sallantılı mallantılı olsun istedik. Bugün biraz sallantılı takılıyoruz. Bu rampayı bu orada hayatta çıkamaz. Para gazı gerçekten güzel. Yedeye kadar düştük abi. 7. vites çıkarır diye düşünüyorum. Hatta çıkardı bile. O
Oğlum ben de hız sabitleyiciyi açıp kapatıyormuşum. Diyorum ki sağ tarafta vitese basıyorum basıyorum. Olmuyor, niye olmuyor diyorum. Yeni araçlar geldi, Iveco'lar falan. Dedim herhalde hep Renault gelecek. Bak Mercedes falan geçiyor. Saatlerimiz 8.30. Bu arada hayırlı hafta sonları dostlar. Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar. Arkasından da hayırlı hafta sonları. Bakalım cumartesi pazar ne yapacağız? Cumartesi günü ben çalışıyorum tabi. Standart. Bu hafta çalışacağız. Kemerleri falan da çok hoş ha. Kırmızı. İçerisi de bu şekilde boş. Bu ara Ukrayna'nın olduğu bölgelerde bayağı bir oynadık. Daha Ukrayna'nın savaş zamanında bayağı bir şey yapmışlardı. Hatta haritayı bile çıkarmadılardı ya. Biz de dedik buralara gelelim, buralarda oynayalım. Yabancı yazıyor, Ukrayna'ya mı yazıyor, neyle yazıyor bilmiyorum. Biraz basayım. Retarder'ı bir dinleyelim. Ama retarder sesi yok. Yavaşlatıyor ama bak retarder sesi yok. Aracın sesi daha iyi. Bundan sonra da direksiyonu sökeceğim. Şu ön tarafı bir bakmam lazım. O gerekirse arka kısmı da içe söküp yağlamayı düşünüyorum. Bugün onlarla uğraşayım. Zamanımı onlara harcayayım. Bugün dediğim gibi kalas götürüyordu abi. 33 tonluk bir yük. Bayağı bir başarılı. Renault'un girişi bayağı bir başarılı. Bu gerçek. Güzel çekiyor. Yolun ellerine de falan bakayım da. Solda petrol var. Yabancı bir petrol yine. Hafiften rampalık var ha. Zamandır short videosu da almıyorum. Short videosu da aldım. Güzel oldu. Yabancı bir bölgeye geldik. Bari İngilizce falan olsa da Türkçe tercüman etsek, çevirine çevirsek. Önümde Ford var ha. Daha 3 saatlik bir yolum var. Mahrum varmış. İyi şansıma
Buralar araç gelmedi. En azından orayla uğraşmıyoruz abi. Limanın olduğu bölgeler falan herhalde bura. Şimdi köprüden geçeceğiz. Gelen giden var mı abi? Yok. Öyle bir girdim ki. Ah ulan şu vitesi de gösterebilsem var ya. Şu alanı biraz daha büyüteceğim. Kamerayı büyütmeyi düşünüyorum ama. Şuradan dinlemeye girelim abi. Videoyu bitireyim. Umarım beğenmişsinizdir dostlar. Güzel bir video oldu. Girdiğim, geldiğim bölgeler bayağı bir güzeldi. Bu aracın önüne girelim abi. O da Renault'ymuş. Bugün şansımıza bayağı bir Renault gördük. O da ayrı bir olay. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.